Sevgili dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Her ne kadar 17'sinde çekiyorsam da, 17 Aralık'ta çekiyorsam da elinizdeki ex partner videosunu zamansız da kabul edebilirsiniz. İsteyen istediği zamana uyarlayabilir. Çünkü başlığımız şu: şu anda ex partner neler hissediyor? Acı çekiyor mu? Ya da kendisinin psikolojik durumu ne halde? Hani beni düşünüyor sorusunu değil, kendisinin dünyasında neler oluyor, neler hissediyor? Ex partnerin dünyasında neler oluyor, hisleri neler videosunu çekeceğim. Sevgili Nilgün'ün elimde küçük yeşil affediş kitabı var. Herhangi bir bölümü açıyorum. Bana anahtar olması için, bize anahtar olması için, ex partner videosunu açan sevgili dostlarıma anahtar olması için okumaya niyet ediyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu arkadaşlar. WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Gerek klasik tarot, Osho tarot, Rönesans tarotla ex partner neler hissediyor, neler düşünüyor, dünyasında neler oluyor sorusuna cevap alacağım ve baş melek Mikail kartlarıyla destek vereceğim. Anahtar olarak ilk defa açılışı Nilgün'ün Küçük Affediş kitabıyla açıyorum sevgili dostlarım. Bakalım neler söylüyor bize. Şimdi şöyle, intikam soğuk yenen bir yemektir derler ama intikam duygusu soğuk sıcak fark etmez, aslında bizi yer. Biz intikam yemeğini yemeyiz, intikam bizi yer diyor. Affetmek, başkalarının yaptığı yanlıştan ya da koşullardan dolayı kendimize acı vermeye son vermektir. Affetmek, hayatın akışına yeniden katılmaktır. Şimdi intikam soğuk yenen bir yemek derler ama intikam duygusu soğuk sıcak fark etmez diyor. Ve devamında affetmeyle ilgili, tabi kitabın adı affetmek zaten. Affetmek sözcüğü olmasa şaşardık yani. Şimdi affetmek, yaptığımız bir şeyden ziyade keşfettiğimiz bir şeydir. Affetmeyi başardığınızda hiç de affeden pozisyonunda olmadığınızı görürsünüz. Affettiğiniz kişiyle benzerliklerinizin farklılıklarınızdan daha fazla olduğunun bilincine varırsınız. Affetmek bir borcu iptal etmek yerine bir yanlışı silmek değildir. Affetmek, affettiğiniz kişiyle aranızdaki benzerliği keşfetmektir. Her birimizin hayatında bir şekilde incittiği, üzdüğü, zarar verdiği insanlar yok mu? Bizi affetmeyen insanlar yok mu? Hangimiz sütten çıkmış ak kaşığız diyor. Şimdi bir de şunu belirtiyor. Hayatımızda sıklıkla hissettiğiniz duygular öfke, kıskançlık, endişe, pişmanlık, depresyon, çok fazla üzüntü olur. Mutlu olduğunuz anlar azalır ya da mutsuz olmadığınız kısa anları mutluluk sanmaya başlarsınız. Şimdi ben bu anlatımlardan anahtar sözcük olarak partneriniz kısa süreli mutluluklar, kısa süreli beraberlikler ve kısa süreli ilişkileri yeğliyor sevgili dostlarım. Bakalım neler oluyor. Ben tarot desteleriyle bakmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Karşınızdaki kişi neler hissediyor bakalım. Neler oluyor onun hayatında. Şimdi adalet duygusu bir hayli gelişmiş sevgili dostlarım. İyi görüyor musunuz bilmiyorum. Adalet duygusu bir hayli gelişmiş ya da mahkemelik olaylar var. Ailesiyle yani adalet duygusu gelişmiş. Sizi sorguluyor, kendisini sorguluyor. Aslında dünyasında mutlu gözüküyor. Gayet de iyi bir dönemde. Sosyal uyumu çok iyi, ailesiyle uyumu çok iyi. Ve yeni başlangıçlar ve iş çalışmaları var. İş çatışmaları olsa da işle ilgili gelişmeler iyi gözüküyor. Bakalım Osho Tarot genel durumu hakkında ne diyor? Bu ex partnerin genel durumu nedir? Bir bakalım. Biraz aptallıklar yaptım diyor. Biraz yanlışlar yaptım diyor. Şimdi bakın,
Burada bazı şeyler açığa çıkıyor. Yani biraz şaşkın, biraz pişman, biraz da işin böyle olmasına, işin bitmesine üzülmüş gözüküyor. Aslında seninle ilgili durumları şu. Hani ben diyor uzun süre bunu denedim, beraberlik için az uğraşılar verdim, olmadı, denedik, olmuyor, olmayacak, neler olacağına, hani bazı zekice davranışlarda bulundum. Hani mantıken bunu yürütmeye çalıştım, olmuyor. Dünya kadar derdim varken bir de bu derdime ikili ilişkileri ekledim. O yüzden bu ilişkiyi bitirmek zorunda kaldım diyor ex partner. Yani hissedişleri, hani ben mantıklı davrandım, olmadığı yönünde genel olarak doku bu. Biraz geriye çekilmiş, biraz münzevi çıkıyor. İşleriyle ilgili düşünceleri var. İşlerini geliştirmek istiyor. İkili ilişkileri şifalandırmak istiyor fakat senin yerine kimseyi koyamıyor. Bunu söyleyebilirim. Biraz da kendini aşktan soyutlamış, sevgiden soyutlamış. Kısa süreli beraberlikler kuruyor ama yine de egosu var. Kendini çok önemli hissediyor. İki tane asyan yana, pardon, asaların kralı ve kılıçların ası yan yana geldi. Senden hala şikayetçi, seni hala anlamamakta direniyor. Kendi hatasını görmezlikten geliyor. Bakalım baş melek Mikail neler söylüyor genel durum hakkında. Sevgili dostlar, baş melek Mikail diyor ki şöyle söylüyor. Gerçeği kendine itiraf et diyor. Ve ona göre harekete geç. Harekete geçmek istiyor. Yani korkusuzca ilerlemek istiyor. Sizinle ilgili güven problemi var. Ne kendine güveniyor ne size güveniyor. İlişkide diyor yine biz aynı yanlışları yaparız. Genel anlamda dokusu bu. Biz aynı tekrar eden yanlışları yapıyoruz. Ben tamam korkusuzca başlarım ama yeniden aynı yere geliriz diyor. Bakalım ex partnerin bilinçaltında neler oluyor? Bilinçaltı okumasına geçiyorum sevgili dostlarım. Yani neler hissediyor? Seninle ilgili neler hissediyor? İlişkisiyle ilgili neler hissediyor? Genel durumunda hani bilinçaltında neler var? Seni unutmadığını görüyorum. Seninle ilgili ilişkisini unutmamış. Ve gerçekten unutmaya niyeti yok çünkü sizin aslında yıldızsal uyumunuz var. Sizin aslında gezegensel uyumunuz var. Burç uyumunuz var. Kadersel beraberliğiniz var. Fakat aslında kendi yanlışını kabul etmiyor. İnatçı birisi. İnadına döngüsünü kıramıyoruz bunu. Ve hani bilinç altında şu var. Ben diyor çok şey denedim, olmadı. İşte senin için biraz boş bir insan diyor. Boş konuşuyor diyor. Aslında hiçbir de doğru değil bu. Tabii ki doğru değil. Ama bunun bir ego yaptığı bilinç altında seninle ilgili böyle durumları bu şekilde bilinçaltı uyumlu olduğunu düşünüyor ama bana layık değil diyor. Kendisini çok ego çok yüksekte görüyor. Bilinçaltı öfkeli aynı zamanda. Birlikte olmak istiyor. Seninle beraber olmak istiyor. Beraber yol almak istiyor fakat bilinçaltı böyle kötü rüya görüyor, kabus görüyor, uykusuzluk çekiyor, uyanıyor. Bakın nasıl öfkeli görüyor musunuz? Nasıl öfkeli? Öfkesini yenemiyor. Bilinçaltındaki öfkesini etraftan çıkartıyor. Parayı kazanıyor. Bilinçaltında yokluğu yenmiş ama yoldaki ışık diyor. Bilinçaltı ışığa çok yaklaşmış. Çok yaklaşmış ışığa aydınlanmaya başlamış. Uykusuzluk problemleri çekiyor ve aynı zamanda yokluk bilincinden kurtulmuş ama sevgi yoksunluğu çekiyor sevgili dostlarım. Bilinçaltında neler var dediğimde bilinçaltı şu anda adeta anne rahmine girmişçesine böyle bebeklik ve anne rahmindeki pozisyona gelmiş. Böyle adeta savunma, korunma içgüdüsü arıyor, istiyor. Sen ona bilemiyorum. Çok anaç yaklaşsan iyi olurdu belki ama anaç yaklaşman da yine bazen bozabiliyor sevgili dostlarım. Onu çok iyi ayarlamak lazım. Bilinçaltı karmaşası devam ediyor ve bilinçaltı
karmaşasını böyle yine aynı şekilde bir mücadele, bir emek okumakla, psikolojik belki tedaviyle, belki bilinçaltını şifalandırmaya başlamış. Bakalım baş melek Mikail ne diyor bilinçaltında yatanlar için sevgili dostlar. Bakalım baş melek Mikail kartları neler söylüyor bilinçaltında. Şimdi şöyle söylüyor. Şu anda diyor mutlu olmaya karar ver diyor. Yani bilinçaltında aslında mutluluğu bulmaya niyetli ve karar vermiş. Güzellikleri görmeye başlıyor. Bilinçaltı yavaş yavaş rüya kanalıyla, telkinle ve kendini yenilemeyle şifalanmaya başlamış. Ve bilinçaltı kendine saygı duyuyor. Zaten kendine saygı duyan insan size de saygı duyacaktır. Ve bu sağlıksız durumu terk etme zamanı geldi. Gerek telkinler, gerek dua etmeler, gerek aldığı psikolojik tedavi ya da sosyal aktiviteleri sonucu sağlıksız durumu yavaş yavaş terk etmeye başlamış. Bilinçaltı sağlıklı olmaya böyle çabalıyor. Bunu da başaracak gözüküyor sevgili dostlarım. Peki duygusu ve düşüncesinde yönelik, sana yönelik bir iyileşme, bir aramaz çabası var mı diye sorduğumda sevgili dostlarım. Ex partneriniz bilinçaltını tamam şifalandırmaya başlamış. Bilinçaltını, sosyal hayatını düzene sokmuş. Sosyal hayatında işte küçük mutluluklar arıyor. Küçük kısa süreli flörtler arıyor ama bilinçaltını da şifalandırıyor. Bakalım sürprizinde sana yer var mı? Ne diyor? Sen olacak mısın? Seni arayacak mı? İki arada bir derede kalmış. Gerçekten bir başka şehirde olabilir, bir başka yerde olabilir. 4 hafta ya da 4 ay gibi bir süredir bir sıkıntılı durumun sonu gelmiş. Bir haberleşme var sevgili dostum. Haberleşme olacak, seni aramayı düşünüyor. Ama bu haberleşme kısa süreli, resmi, gayet resmi bir merhabalaşma olacak. Yani seninle bir bakalım diyor, yani ne durumda, ne yapıyor, senin için bunları düşünüyor. Ne yapıyor, ne durumda, biri var mı hayatına almış mı ya da işte birisini düşünüyor mu, benimle tekrar dener mi, denesek nasıl olur, böyle bir düşünce tarzında var. Seni aramayı düşünüyor ama dostane, ama yani soruşturma, bir şeyleri soruşturma. Ama şu an için evlilik ve beraberlik konusunu gündeme getirmeyecek. Seni arayacak. Şimdi seni takıntı haline getirmiş. Ve seninle gerçekten, yani ben diyor hani bu ilişkinin bitmesinden, bu kişinin gözümden düşmesinden, bu kişinin ilişkide benden ayrı düşmesinden çok üzüntü duyuyorum diyor. Dua ediyor ve olumlamalar yapıyor. Şifalanmak için, kendisinin şifalanması için, senin mutlu olman için acaba diyor ani fırsatları değerlendirsek, bir diyor görüşme yapsak, sadece konuşma olsun, sadece resmiyet olsun, birkaç ay deneyebiliriz diyor. Ve şunu söylüyor sevgili dostlarım, kimseyi taklit etmeyen bir insandı. İlişkimiz de kimseye benzemiyor. Hani genel doku olarak bunları söyleyebilirim diyor. Bir deneyeceğiz diyor senin için. Bir aramayı düşünüyor seni sevgili dostlarım. Ex-partneriniz bir aramak yapacak, arama, resmi bir arama ama. Diyelim yılbaşını kutlayacak. Diyelim doğum gününü kutlayacak ama bir arama olacak ya da bir kutlama, bir uyanış, diyecek ki hani bir hatırladım seni. Eski dost düşman olmaz tarzında bir şeyler. Sen bana canlılık veriyorsun. Şu an için sensiz uçamıyorum. İşte bir sesini duymak istedim. Bir yerlerde bir şey içebilir miyiz? Ama diyor iğneleyici sözler olmayacak. Hani birbirimizi çok kırdık, çok üzdük ama barışabiliriz, konuşabiliriz. Bir yerlerde bir şeyler içebiliriz diyecek sevgili dostum. Seni arayacak ama gayet ölçülü. Ve bu arama biraz da şey olacak, hani ne derler, biraz da ölçülü, resmi. Enerji şifa çalışması çıkıyor. Korkuyu serbest bırakacaksın.
ve iç rehberliğin güvenlidir diyor sevgili dostum. Ex-partner iç rehberliğine güveniyor. Seninle beraber korkusuzca ilerlemeye niyet ediyor ve ben diyor ışığımla ona destek vereceğim. Sen de bu sırada ilişkinin şifalanması için elinden geleni yapacaksın. Gelelim gezegen zarlarına. Bakalım neler söylüyor. Sevgili Koç burçları. Koç, ikizler, yengeç ve başak. Ve bunlar arasındaki ilişki olan başak, ikizler, oğlak, aslan burçlarındaki kişilerde ilişkide yenilenme, ilişkiden yani ex partner ilişkisinde yenilenme var. Ex partnerin gelmesi ve yeniden bir merhaba demesi söz konusu. Ama evlilik için henüz erken. Sadece resmi bir merhaba olacak. Ölçülü, biraz da seviyeli bir konuşma olacak ve onunla bir merhabalaşmanız olacak, bir mesaj yoluyla, engelin kalkması yoluyla bir merhaba olacak. Biraz daha ilerleyecekler. Birkaç gün konuştuktan sonra bir arada olduklarını, uzaktalarsa gerek görüntülü konuşmayla gerek haberleşmeyle enerjinin birleşeceği, eğer aynı şehirde, aynı yerdeyseler, yakın yerdeyseler bir araya gelme söz konusu. 2 saat kadar konuşmalar olacak. Çok güzel konuşmalar. Onun arkasına haftada bir gün, 2 gün aramalar var. Ama sonuca ulaşmak için birkaç ay geçmesi gerekiyor. Hala sevgili değil, sosyal iki arkadaş gibi görüşecekler. Çünkü iki tarafın da öfkesi dinmiş değil. Daha sonraki dönemde ilişkinin şifalanıp şifalanmaması iki tarafın tutumuna bağlı diyor sevgili sarkacımız, sevgili dostlar. Şimdi sizde ex-partnerin durumu budur sevgili dostlarım. Biraz görüşmeniz olacak. Işık ve karanlığı ayıracaksınız. Belirsizliği ayıracaksınız. Ex-partnerin bilinçaltında hala böyle size karşı bir şans verme durumu olduğunu görüyorum. Ama birdenbire hani ben sana kavuştum, sen bana kavuştun, ne mutlu, özledim değil de biraz daha mesafeli, biraz daha özlemli, biraz daha boynu bükük bir karşılaşma. Ama şans var. Şans her zaman var. Bu ihtimal sizi ileriye taşıyabilir. Bunu değerlendirin derim. Ex partner size bir kutlama ya da bir merhaba deme yoluyla kısa bir mesaj atacak. Lütfen onu değerlendirin sevgili dostlarım. Aziz dostlarım, gerek tarot okumalarımla, gerek yıldızname bakımlarımla ve horoskop çıkarımlarıyla karşınızda olacağım. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin özel insanlar olduğunu biliyorum. Hayalleri olan insanlarsınız, umutları olan insanlarsınız. Tabii ki tarot bilinçaltı okumasıdır. Aynı zamanda astroloji çok önemli, gözleme dayanan yıldızsal bir ilimdir sevgili dostlarım. İsterseniz aradığınız anda astrolojik genel bir yorum yaparım. İsterseniz rapor halinde sizlere gönderirim. Arayın, konuşalım, tanışalım. 0546 481 3506 benim WhatsApp numaramdır. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiden uzak kalmayın. Ayrılsanız bile affetmeyi deneyin. Bir merhaba deyin. Önemli değil. Ölümlü dünyada birbirimizi kırmayalım. Kırmadan, dökmeden bir yaşamı sürdürelim sevgili dostlarım. Hepinizin sevgiyle ve muhabbetle geçen günlere kavuşmanızı istiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.